Şimdi çıkarılan ilaçların zaten hiçbir anlamı yok. Yani neden çıkarıldığını biz de bilmiyoruz. Bu konuda zaten hastaların da tepkisini alıyoruz. Çıkarılan ilaçlar, boğaz spreyleri artık kas gevşetici ve ağrı kesicilerin beraber bulunduğu kremleri listeden çıkardı. En önemli kalemler de bunlardı. Yani neden çıkarıldığını, bir gün önce geliyorlar ödeme oluyor. Bir gün sonra geliyorlar ilacı alamıyorlar. Parayla da zaten hastalar ilaç almak istemiyor. Bu konuda bayağı bir tepki var ama yapabileceğimiz bir şey yok. Ödemeden çıkarıldı. 15 Ekim'de çıkardılar. Şimdi normal yerli olan ilaçların fiyatları artmadı. Daha zam gelmedi ama ithal ilaçlarda çok büyük fiyat farklılıkları oluyor. Zaten şu dövizdeki bu kur farkından dolayı bu ilaçların yokluğu da hissediliyor. Maalesef fazla sayıda. Her gün sayısı da artıyor. Bu da hastaların daha çok tepkisini çekiyor. Artı bizi de biraz da olsun suçlu duruma düşürüyor. Sanki bundan sorumluymuşuz gibi. Bayağı bir sorun yaşıyoruz maalesef. 4 yıl boyunca, şu anda da 5 yıl oldu, bunun eğitimini alan biz eczacıların ilaçların internet üzerinden özellikle satılması ya da aktarlarda satılmasına tamamen karşıyız. 2018'de böbrek kanseri oldum. Ameliyat oldum. Sol böbreğimi aldılar. Ondan sonra böbrek ilaçlarını kullanmaya başladım. Akıl ilaçlarını kullanmaya başladım. Böbrekle ilgili tüm akıl ilaçları kullandım. En son Jabometri denilen bir ilacı kullanmaya başladım. Bir ay kullandım. İkinci ay o ilaç bulunmamaya başladı. Ben günlük 60'lık kullanırken depolarda kalan 20'lik bir tane bulabildim. Bir ay 20'lik kullandım. İkinci ay belki bulurum diye, belki düzelir diye. İkinci ay oldu. Yine bu düzelmedi. Tekrar depoda bir tane daha 20'lik buldum. İki tane 20'liği iki ay kullandım. 60'lık kullanmam gerekirken. Şimdi bu ay depolarda falan bu ilaç yok. Yani yaşamsal öneme sahip bir ilacın devlet tarafından karşılanmaması ya da çeşitli nedenlerle temin edilmemesi şaşılacak bir şey. Ben bu devlete 30 yıl hizmet ettim. Bu hizmetin karşılığında da sağlığımın devlet tarafından karşılanmasını istiyorum. Ne yazık ki en hayati durumda devlet beni baş başa bıraktı. Daha önce raporlu ilaçlarımıza bir kuruş para ödemezdik. Bırakın normal ilaçları, raporlu ilaçlarımıza bile, ücretsiz almamız gereken ilaçlarımıza bile katkı payı ödüyoruz. Ben 661 lira engelli aylığı alıyorum. Devlet bana hem sen engellisin, çalışamazsın diyor. Maaş adı altında para bağlıyor. Ama o para hiçbir temel ihtiyacı karşılayacak bir rakam değil. Hiç mi utanmıyorlar? Yüzleri kızarmıyor, vicdanları sızlanmıyor.